Bir kardeş demiş ki, Türkiye'deki imanlı gençlere 3 şey önerseydiniz ne olurdu? Tabii ki ilk Türkiye'ye gelirken biz de gençtik. Yani 21 yaşındaydım Türkiye'ye geldiğim zaman. 22. işte yaşımı burada kutladım. Ve bazen şaşırıyorum yani. Ben ne zaman 40 yaşını geçtim yani. Halen kendimi genç biliyorum yani. Gençlerle beraber kaynadık böyle. Büyüdük. Ama gençlik hizmetinde bulunduğumuz gibi yani gördük birçok şey ve gençlerin de düşebilecekleri hataları, tuzakları da gördük. Ve tabii ki her zaman vurguladığım şey, temel şey neydi? Türk gençlerine, imanlılara özellikle. Rabbin sözüne sarılın. Temelimiz bu. Temelimiz bu. Yani birçok farklı şeyler olabilir. Güzel bir vaiz olabilir, bir önder olabilir, başka kitaplar olabilir. Bunlar ikincil nitelikte ama birincil her zaman esas değerimiz kutsal kitaptır. Buna sarılalım, okuyalım ve onu yaşayalım. Değil mi? İkincisi de boyun eğmesini bilelim. Ne zaman bir genç böyle danışmaktan korkuyorsa ya da yaptığın doğru mu yanlış mı diye sormaktan çekiniyorsa bil ki bir sorun vardır. Eğer ben gönül rahatlığıyla danışabiliyorsam, büyüklerinden, önderlerinden gerçekten yol göstermelerini sağlayabiliyorsam o zaman gerçekten vicdanım temizdir demek. Ve harika bir şekilde ilerleyebiliyorum. Yani boyun eğmek kutsal bir şey Rabbin sözünde. Bir de üçüncüsü de çok önemli. O da kutsallığa önem vermek. Yani o kadar çok öyle kirli bir dünyada yaşıyoruz ki artık. Sosyal medya olsun, filmler olsun. Yani oturduğunda bir film izleyelim diyorsun. O kadar çok pislik çıkıyor ki oradan. Artık kapatmak lazım. Ve gerçekten kutsallığa çekilmek lazım. Yani kutsallık zaten o anlama geliyor. Kutsallık demek artık ayrılmak ve sıyrılmak demektir. Çekilmek demektir artık. Gerçekten ben kirlenmek istemiyorum hiçbir şekilde. Ve bu büyük adanmışlık ister. Şimdiki çağda özellikle. Çok teşekkürler. Önemli şeyler ve bunu aslında birazcık daha kişisel bir seviyeye getirmek babında da şunu da aslında sormak istiyorum sana abi. Sen gençlik döneminde, yani sen de bir zamanlar gençtin çünkü, yani hala bence gençsin de yanlış bir şey söylemiş olmuyorum aynen. Ama yani özellikle bizim gibi daha böyle küçük olduğun gençlik dönemlerinde diyeyim. Senin en çok zorlandığın, hani bu iman ettikten sonraki dönemde de olabilir, senin en çok mücadele ettiğin bir konu var mıydı? Belki bir günah olabilir. Çünkü hani bununla mücadele ettiğini ve bununla mücadelende Tanrı'yla ilişkinin bu konuda sana ne kadar yardımcı olduğunu paylaşmak da bence bizi dinleyen bazı genç kardeşlere güzel bir teşvik olabilir. Çünkü etrafımıza bazen çok mükemmel örnekler sunuyormuşuz gibi olduğumuzda insanlarda şöyle bir güvensizlik oluşuyor. Yani kendilerine dair güvensizlik. Ya bu insanlar çok mükemmel. Bu insanlar her şeyi çok iyi yapıyorlar. Hiç hataları, hiç günahları yok gibi duruyor. Ben böyle değilim ve ben böyle olamam. O zaman ben çok kötüyüm. O zaman ben hiçbir şey doğru yapmıyorum. Ya da o zaman ben işte çok değersizim gibi hislere kapılabiliyorlar. Ama bizler de insanız günün sonunda ve bizlerin de sürekli olarak mücadele ettiği günahlar, sıkıntılar, birçok şey var yaşam içerisinde. Özellikle bu günahlı dünya içerisinde. Yani senin özellikle ama o gençlik çağında var mıydı böyle bir konu ve bizimle paylaşabilir bileceğin neler var Tabii buna ki. dair? Yani şimdi Elçi Pavlus'un bir sözü vardı 2. Korintliler bölüm. Diyor ki bedenimde bir dikenim var. Yani iblisin beni sürekli dürttüğü, bana saldırdığı bir nokta var diyor. Ve diyor ki Rab'be yalvardım. Rab al bunu, kurtar beni bu dertten, dikenden. Ve Rab diyor ki hayır. O kalacak orada bir süre. Öyle ki sen bana daha çok dayanasın. Benim gücümden beslenesin. Gurura kapılmayasın. Ve Pavlus anlıyor ki aslında evet artık her neyse o dikeni, o geçmişinden kalma, o zorluğu neyse Rab onun kalmasına izin veriyor ki gerçekten sürekli Rab'be dayansın ve imanda daha da büyüsün. Ve benim de hayatımdaki diken biraz da yine önceki hayatımdan yani imansız hayatımdan kalma bir şeydi. Hani o dönemde gençlik tabii ki inanmak güç biliyorum ama internet diye bir şey yoktu yani. Hatta bilgisayar diye bir şey yoktu. Yani telefon dediğin şey böyle üzerinde yuvarlak bir şey vardı. Rakamlar vardı etrafında. Böyle parmağını sokuyordun ve çeviriyordum öyle. Tek tek bütün rakamları böyle. O çağdan gelmeyim ben yani. Bilirim sizin için inanmak güçtür ama öyle bir vardı bu dünyada. Neyse ki o dönemde mesela gençler ne yaparlardı? Sosyal medya, internet olmadan yaşam nasıl dönüyordu diye merak ediyor olabilirsiniz. Anlıyorum sizi yani. Ama gerçekten hayat erliyordu. Çıkardık sokaklarda bisikletlerimizi sürerdik, futbol oynardık işte bilyelerle böyle oynardık. Ama hiç mi böyle bir pisliğimiz, bir günahımız olmazdı? Oluyordu tabii ki, olmaz olur mu? Yani o zaman tabii ki internet, sosyal medya olmadan ne yaparlardı çocuklar? İşte bir yerlerde belki bir dergi bulurlardı. Dergide işte çirkin resimler olurdu. Çıplak kadınlar ve benzeri.
Ve ne yazık ki işte ben daha çok küçükken arkadaşlar bu gibi dergiler ellerine gelmişti ve birbirine göstermeye başladılar. Ne yaptığımızı da bilmiyorduk. Ve o zaman bu bulaştı bana. Yani bizim bugün pornografi dediğimiz olay daha o zamandan da vardı. Ama o zaman çok da belki basit, ilkel bir şekilde ise de bugün çok çok daha gelişmişi var. Ve yayılmıştı bütün dünyaya. İman ettikten sonra tabii ki tövbe ettik. Rab asla böyle bir şey yapmak istemiyoruz artık. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük de. Ama bu benim de hayatımda diken olarak kaldı sanki. Şöyle ki hep fark ediyorum ki yani ben dikkat etmezsem kendime göz kayıyor. Dikkat etmezsem kendime gerçekten gönül gidebiliyor. Hani sorarsan yani mutlu değil misin yani evliliğinde? Yok. O kadar mutluyum ki, o kadar razıyım ki eşimden, evliliğimden, çocuklarımdan, Rab'den de o kadar razıyım ama bu sanki bir diken olarak kaldı ve binlerce kez Rab'den yalvardım. Rab artık al bu dikeni. Çıksın istemiyorum böyle yüreğimin kirlenmesini. Böyle bir şey arzulamak dahi istemiyorum. Yani yüreğimin gözümün oraya kayması bile bana gerçekten iğrenç geliyor. Hani ne olur bunu al. Ama Rab sanki hep bunu söylüyor. Hayır, bununla savaşmanı istiyorum ki gerçekten bana bağlı kalasın, gururlanmayasın. Gerçekten bensiz bir şey yapamadığını ve bende hep gücünü bulmanı istiyorum bu şekilde. Ve o yüzden hani bu dikenle savaşıyorum ve dikkat etmem lazım. O yüzden sosyal medyada hep derim ben çok nankör bir sosyal medya kullanıcısıyım. Çünkü paylaşıyorum ve kaçıyorum. Hiçbir başkasının hikayesine ya da başka ne oluyor ne bitiyor da bakmam yani. Ben paylaşıyorum Rabbin sözünü, ayetleri koyuyorum ve bırakıyorum, kapatıyorum sosyal medyaya. Beni bir başka yöne çekmesini istemem. Çok teşekkürler. Yani gerçekten paylaştığın şey çok kişiseldi ama bence çok önemli, özellikle gençler için. Bu noktada kendilerinin de savaştığı işte günahlar noktasında kendilerini hem yani yalnız hissetmemeleri diyeyim, bu şu anlamda: bazen bazı günahlar içine düştüğümüzde şöyle hislere kapılabiliyoruz abi. Sanki dünyada bir tek benim o günahla savaşan, ya da o sıkıntının olduğu kişi bir tek benim. Ve bu aslında daha tehlikeli bir duruma yol açıyor. Ve tek olduğunu, sadece senin olduğunu düşündüğün zaman onun içinden çıkamayacağını en sonunda düşünüp onda takılı kalabiliyorsun. O yüzden de gerçekten bizim yaşamlarımızda da bu tarz şeylerin olduğunu söylemek, paylaşmak bence çok değerli bu noktada. Çok teşekkürler. Soruyorlar bana işte Can abi sana bir şey itiraf edebilir miyim anlatabilir miyim? Tabii tahmin ediyorum yani. Utana utana anlatıyorlar. Böyle böyle bir sorunum var işte yok pornografi yok başka bir şey. Ondan sonra ben de dönüp diyorum ki kardeşim benim de benzer bir savaşım var. Benim de işte uzun zamandır böyle bir gerçekten mücadelem var. Ve Rabbin inayetiyle yenebileceğine inanıyorum. Rabbin inayetiyle içinden geçebileceğine inanıyorum. Tabii bunu duyunca şaşırıyorlar. Yani sen de mi böyle savaşıyorsun? Evet. Bu hemen hemen her erkeğin savaştığı, mücadele verdiği bir konu. Yani bu dünyada kaldığımız sürece bu gibi şeyler sürekli bizi çekiştirecektir. O yüzden dediğim gibi bunu anlatmaktan o yüzden çekinmiyorum. İstiyorum ki insanlar bilsin dediğim gibi biz mükemmel değiliz. Ama Rabbin lütfuyla yaşayabiliyorsak sizler de yani bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu dünyada mükemmel bir konuma yükselemesek de mücadele ede ede Rabbi İsa Mesih'in yolundan ilerleyebiliriz. Hep birlikte ilerleyebiliyoruz. Amin. Amin. Çok teşekkürler abi.